Şu sıralar teknoloji dünyasında sıkça konuşulan önemli bir ürün sınıfı var. VR gözlük ya da başlıklar. Kullanmaya başladığınız anda gözlerinizin önüne sanal bir dünya inşa eden bu cihazlar kimilerine göre yakın geleceğin en önemli teknolojilerinden biri olacak. Yine kimilerine göre bir bilgisayar, telefon ya da televizyon gibi ekran üzerinden etkileşim kurduğumuz birçok ürünün yerini bu başlıklar dolduracak. Aslında bu söylemler pek de yeni sayılmaz. Zira AR ya da VR gözlükler uzun yıllar farklı markalarca farklı şekillerde geliştirildi. Aynı şekilde pazarlandı ancak hiçbir kalıcı bir etki bırakamadım. Öyle ki VR sınıfına girmeyen akıllı gözlükler bile bu alanda ciddi bir talep oluşturamadı. Tıpkı Google tarafından geliştirilen, akıllı telefondan sonra en büyük icat olarak görülen Google Glass gibi. 2014 yılında AR/VR dünyasına farklı bir şekilde yaklaşan bu akıllı gözlük, sesli kontrol ile internet bağlantısı, video kaydı, arama ve mesajlaşma gibi birçok özelliği standart bir gözlük formunda kullanıcılara sunan devrim niteliğinde bir ürün. Ancak satışa girdikten kısa bir süre sonra yok olan, son zamanlarının belirli faaliyet grupları arasında geçiren ürün, geçtiğimiz yıl yaşam döngüsünün sonuna geldi. Peki ortaya çıktığı döneme göre zamanının ötesinde bir deneyim sunan bu gözlüğü tam da AR/VR furyasının ortasında daha bir halde neden göremedik? Teknoloji dünyasının başarısızlık hikayelerini anlattığımız Başaramayanlar serisine hoş geldiniz. Ben Muhammed Enes Cansız. İyi seyirler. Tarihler 2010 yılını gösterdiğinde Google'ın en önemli araştırma ve geliştirme laboratuvarı X Development, kullanıcıların başları üzerinde konumlandırabilecekleri bir akıllı ekran üzerinde çalışmaya başladı. Buna göre ekran, kullanıcıların akıllı telefonlarını yansıtabilecekleri ya da daha fazla interaktif etkileşim kurabilecekleri bir giyilebilir ürün olacaktı. Fakat çalışma daha sonra bir akıllı gözlük fikrine evrildi ve ağırlığı yaklaşık 3,5 kilogram olan bir prototip geliştirdiler. Ancak bu ağırlık çok fazlaydı ve prototip birkaç yılın sonunda standart bir gözlük ağırlığına indirgendi. 2012 yılına gelindiğinde şirket gözlük üzerinde çalışmalarını sürdürürken Google ürünün potansiyelini keşfetti ve onu insanlara tanıtmanın faydalı olabileceğini düşündüm. Nihayetinde I.O. 2012 etkinliğinde heyecan verici bir şovla Google Glass tüm dünyaya tanıtıldı. İki kişinin görüntülü bir görüşme yaptığı tanıtımda görüşmecilerden biri bir uçakta bulunuyordu ve o uçaktan paraşütle atlayarak tanıtım sahnesine geliyordu. Üstelik tüm süreç ve görüntülü görüşme tanıtımın yapıldığı Google Glass ile canlı şekilde gerçekleştiriliyordu. Elbette bu inanılmaz teknoloji demosu onu takip eden herkes için son derece heyecan vericiydi. Google Glass bildiğimiz bir gözlük formunda olan ancak mercekleri olmayan bir gözlük iskeletiydi. Elbette ücret farkını ödeyen kullanıcılar bu cihazın numaralı mercekleriyle ya da Ray-Ban gibi farklı markaların tasarım gözlükleriyle birleştirebiliyor. Ancak temelde donanım standarttı ve değişmiyordu. Google Glass çerçevenin bir tarafında mini bir bilgisayar ve ekran görevi gören küçük bir projektöre sahipti. Projektör göze çok yakın dursa da görüntüyü şeffaf bir prizma yardımıyla göze iletiyordu. Bu sayede gözünüzün önünde etraf kafanızı rahatlıkla görebileceğiniz 25 inç boyutunda bir ekran kaplıyordu. Bunun dışında cihazda 720p kayıt alabilen 5 megapiksel kamera, 16 GB hafıza, 1 GB RAM, 1.2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli ARM işlemci, kemik iletimli hoparlör, Bluetooth ve Wi-Fi bulunuyordu. Gözlük tamamen sesli kontrol ile çalışıyordu. Herhangi bir şey gerçekleştirmek için ona seslenmeniz ya da yan bölümde bulunan dokunmatik yüzeyi kullanmanız yeterliydi. Böylelikle komutlarınız ve dokunuşlarınız gözünüzün önündeki minik ekranda karşılık buluyordu. Her ne kadar Google Glass harici bir donanım olsa da onu kullanmak için bir akıllı telefona ihtiyaç vardı. Bu bağlantıyla cihaz akıllı telefonu gözlüğe yansıtmanın yanında onun erişimiyle internete bağlanabiliyordu. Google ile arama yaparak webde gezinme, canlı yol tarifi, sesli çeviri, video ve fotoğraf kaydı, görüntülü ve sesli arama, mesajlaşma ve sosyal medya entegrasyonu gibi sayısız özellikle Google Glass kendi döneminin ötesinde bir deneyim sunuyordu. Google Glass bugünkü AR ya da VR başlıkların dahil olduğu kategoride yer almıyordu. Çünkü kendisi bir kask değildi ve herhangi bir sanal ortam yaratma özelliği yok. Ancak bugün VR başlıklarda gördüğümüz birçok iletişim özelliğini temel anlamda daha hafif bir donanımla yapmayı başarıyor. Bu yüzden cihaz VR değil, giyilebilir akıllı gözlük olarak adlandırılıyor. Peki kendi döneminin şartları göz önüne alındığında günümüz cihazların yapabildiği şeyleri basit ve daha kabul edilebilir bir formda sunan bu cihaz neyi yanlış yaptı da bugün kendisini başaramayanlarda ağırlıyoruz? Google Glass şaşalı gösteriminin ardından piyasaya sunulmaya hazırlanıyordu. Google ürünün henüz beta seviyesinde olduğunu farkındaydı ve ürünü kullanıcılarla buluşturmayı farklı bir şekilde gerçekleştirdi. Şirket geliştirme aşamasında olduğu ürünün eksik yanlarını tespit edebilmek, kullanıcı geri bildirimlerinden faydalanabilmek amacıyla açık bir beta sürüşü gerçekleştirdi. Bunun içinde özellikle teknoloji alanında yetkin olan yazar, eleştirmen ve içerik üreticiler gibi toplamda 8000 kişiye cam kaşifleri olarak adlandırdı ve gözlüğü test etmelerini sağladı. Google tabii ki gözlüğü
gözlüğü bu kişilere ücretsiz vermedi. Deneyimciler gözlüğü 1500 dolar ödeyerek satın alıyordu ki bu fiyat o dönem için son derece yüksek. Google'ın beta sürüşünün özellikle yazar ve medya çalışanlarıyla yapmasının en önemli sebebi bu kişilerin yorumlarının medya eliyle daha fazla insana ulaşacak olmasıydı. Haliyle bu şekilde ürün pazarlama noktasında çok daha başarılı olacak. Ancak durum Google'ın düşüncesinin tam tersi şeklinde ilerledi. Google Glass'a sahip olan deneyimcilerin bir kısmı bu benzersiz teknolojik ürünü yenilikçi bir ürün olarak görse de büyük bir kısmı ürünün sunumda anlatılandan daha kötü olduğunu paylaşıyordu. Bunlara göre gözlüğün pil ömrü 3 saat bile dayanmıyordu. Ekran parlak ışıkta seçilmiyor, sesli komutlar düzgün çalışmıyor ve uzun kullanım sonunda göz ve baş ağrısı sorunları ortaya çıkıyordu. Üstelik ürün hala daha prototip gibi görünüyor ve özelleştirme noktasında kullanıcıya herhangi bir şey vermiyordu. Elbette henüz ilk sürümü için bu sorunların tespit edilmesi, cihazın sonraki sürümlerinde daha hatasız olması için önemli geri bildirimlerdi. Ancak kullanıcıların geri bildirimleri sadece Google'ın ürünü geliştirmesine yaramıyor, aynı zamanda ürünün korkunç derecede kötü reklam olmasına sebebiyet veriyordu. Çünkü Google'ın seçtiği bu kişiler meslekleri gereği ürün deneyimlerini doğrudan sosyal medyada paylaşıyordu. Haliyle Google'ın ürün için iyi bir pazarlama taktiği olabileceğini düşündüğü bu beta sürüşü, ürün daha piyasaya sürülmeden haneye eksi yazdırmış oldu. Yine de Google birkaç ay sonra ürünü ikinci kaşiflerle daha geniş kitlelere ulaştırmaya kararlıydı. Ancak bu noktada da şirket bambaşka bir şekilde zan altında kaldı. Teknoloji dünyasında zamansızlık denen bir olgu var. Yani bir teknoloji ya da ürün, hizmet adına ne derseniz, eğer dönemin toplumsal ve hukuksal zeminine kabul edilebilir bir şekilde oturmuyorsa, ne kadar iyi olursa olsun, zamanının ne kadar ötesinde olursa olsun kabul görmüyor. Google'ın gözlüğü de 2013 yılının toplumsal düzenine ne yazık ki uyum sağlamıyordu. Çünkü bu gözlükle ilgili insanların ve özellikle kurumların ciddi anlamda gizlilik endişeleri bulunuyordu. Google Glass sıradan bir gözlük gibi görünse de onu kullanan kişilere baktıkları her şeyin sesini ve görüntüsünü kaydetme hakkı sunuyordu. Üstelik bu durumu dışarıdan herhangi bir şekilde fark edebilmek mümkün olmuyordu. Yani kamusal bir alanda sizin farkında olmadan ses ve görüntünüz kaydedilebilir ve izniniz olmadan paylaşılabilirdi. Haliyle bu durum etik değerler noktasında tartışmaları beraberinde getirdi. Öyle ki bazı kurumlar Google Glass'a yönelik tedbirler uyguladı. Örneğin Amerika'da bazı şirketler veri ve gizlilik ihlallerine sebebiyet verebileceği düşüncesiyle kurum içerisinde Google Glass'ı yasaklamaya karar verdi. Aynı şekilde Las Vegas kumarhanelerinde de Google Glass'ın sektör düzenlemelerini ihlal ettiği öne sürüldü. Aslında o dönemde akıllı telefonlar son derece yaygındı ve insanlar isteseler aynı şekilde görüntü ve ses kaydını başkalarının rızasını gözetmeden alabilirdi. Ancak bunu yapabilmek için telefonunuzu kaydını almak istediğiniz şeye doğru tutmanız gerekirdi ki bu fark edilmeniz için yeterli olurdu. Fakat Google Glass'ta bu durum böyle değildi. Bir şeyin kaydını alabilmek için gözlüğü takmanız ve ona dönmüş olmanız yeterliydi. Bakmanıza bile gerek yok. Kaldı ki o dönem akıllı telefon teknolojisinin gelişimi yeni yeni sindirilmeye başlanmıştı ve insanlar bir gözlüğün kayıt alabileceğini düşünmezdi. Haliyle bu durum insanlar için bir dava konusu haline geldi. Bu ve bunun gibi birçok haber ve gelişme Google Glass'ın tam sürüme ulaşmadan büyük yaralar almasına sebep oldu. Başlangıçta büyük heyecan uyandıran girişim önce eleştirmenlerin gazabına uğradı, daha sonra da gizlilik endişelerinin ortaya çıkardığı huzursuzlukla kötü bir imaja büründü. Diğer yandan Google Glass ilgi çekici görünmesinin yanında yeterli talep oluşturmuyordu. Çünkü gözlük aslında var olan değil, var olmayan sorunlara çözüm sunuyordu. Örneğin Google Glass yol tarifi yapabiliyordu ancak bunun için gözlüğe gerek yoktu. Zira akıllı telefonlar o dönemde son derece başarılı navigasyon hizmetleri sunabiliyordu. Aynı şekilde görüntü kaydı, internette gezinme, sesli ve görüntülü sohbet gibi birçok uygulama aslında bir akıllı telefonda olan tüm şeylerin sadece gözlük versiyonu gibiydi. Üstelik bu gözlük döneminin en pahalı 500 dolarlık akıllı telefonundan 3 kat daha pahalıydı. Haliyle kullanıcılar akıllı telefonlarında yapabildikleri şey gözlüklerinde sorunlu bir deneyim ve prototip görüntüsü eşliğinde yapmak için hevesli olmadılar. Zaten Google talebin düşük olması ve yaşanan diğer sorunlar nedeniyle açık beta sürüşünü daha fazla genişletmeden kapatmaya karar verdi. Google Glass 2013 yılında duyurulduktan bir yıl sonra prototip olarak sınırlı bölgelerde sınırlı kullanıcılara sunuldu ve 2015 yılında üretimi durduruldu. 2014 Mayıs ayından 2015 Ocak ayına kadar geçen 8 aylık süreyi kapsayan bu zaman diliminde ürün gerçek pazara ulaşamadı ve sadece belirli deneyimcilerin kullanabildiği bir beta ürün olarak kaldı. Şirket 2 yıl boyunca ürünü sessiz sedasız geliştirmeye devam etti ve 2017 yılında yeni bir sürüm ile tekrar piyasaya girdi. Fakat bu kez ürün kişisel kullanımdan öte ticari kullanıma odaklı geliştirildi. Boeing gibi mühendislik firmaları ve çeşitli lojistik hizmetleri sunan firmalar için üretilen bu gözlük bu alanda iyi bir yardımcı ekipman olarak kullanıldı ve kişisel pazardaki başarısızlığı telafi edecek düzeyde iyi bir gelir sağladı. Fakat ne var ki Google kapatmayı sevdiği her ürünü gibi Google Glass'ın ticari versiyonunda fişini çekti.
Ürünün geçtiğimiz yıl üretimi ve yazılım desteği sonlandırıldı ve Google Glass markası Google mezarlığında diğer Google ürünleri gibi yerini almış oldu. Kim bilir, belki de Google Apple Vision Pro'dan sonra VR dünyasına Google Glass'ın VR versiyonuyla giriş yapar. Gerçi Vision Pro tarafında da durum pek parlak görünmüyor. Zira bildiğimiz VR başlıkların haricinde bir tık daha iyi donanım, işlev ve fiyat harici pek de yeni bir şey sunduğu söylenemez. Yine de ilk nesil olmasından ötürü sonraki adımları beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Peki siz akıllı gözlük ya da VR başlıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki büyük şey VR dünyası mı olacak, yoksa bazı teknolojiler için hala zamanı değil mi? Lütfen fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Evet, bir başaramayanların daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.